Merhaba, iyi günler. Ziraat mühendisliği bitki koruma paydaşlarım. Sizinle bir kapya serasından birlikteyiz. Bu sera ile alakalı, yaptığımız uygulamalarla alakalı birkaç şeyden bahsedeceğim. Ve şuralara attığım videoları bununla alakalı sizin de aynı verimi alabilmeniz için izlemenizi isteyeceğim. Çünkü biliyorsunuz şartlar çok ağır. Bizim hata yapmadan doğru uygulamalarla, doğru mühendislik ve işçilikle para kazanmamız lazım. Yoksa gerçekten şartlar çok ağır. Bakın arkadaşlar. Şimdi size öncelikle sonucu göstereyim. Çünkü bunun nasıl olduğunu az önce bahsettiğim gibi şuradaki videolarda anlatmış olacağım zaten. Oraya tıklayıp izlersiniz. Bakın. Sayalım mı bir? Alt kısmı hasat edilmiş. Ve şu yancıkları alıyoruz ya. Bak buralarda halen daha meyve tutmaya devam ediyor. Bunun için diyorum ki ben sezon uzun olursa hasat ederiz. Şimdi olmazsa bu işi yapamayabiliriz. Bakın. İki sebebi vardı burayı almamızın da. Yeniden bahsedeyim. İlk başta yaşlanmış ve hasta olacak dalları uzaklaştırmak. İkincisi de buraya zararlı giriş çıkışını engellemek. Üçüncüsü de şu malzemeyi almak. Öyle diyelim. Şimdi bakın. Sayalım üstteki oluşanları. Kapyacılar bilir. Bunlar 12-14 santim uzunluğunda. Şöyle ürünler. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle 8, şöyle 9, şöyle 10, 11, 12, bakın düzgün 13, bakın düzgün 14, şöyle göstereyim, bakın düzgün, bunu saymayalım hadi. Şöyle öbür tarafa geçelim. 15. Bu dalı saydık. Devam ediyoruz. 16, 17. Arka tarafa doğru gitmiş. Bakın şöyle göstereyim. Gayet düzgün bu. Yandan profil vereyim. 18. 19. Aşağıdan yukarıya geliyoruz. Kafanız karışmasın. 20. 21. 22. 23. Şöyle dönelim. Bakın şunu sayamadık oradan. 24. Üste geçelim. 25, 26, 27 ve 28 de nihayet buluyor. Başka da sayacağız. Bakın şurada bile bir sürü sayabiliriz. Şunu saymayın. Şu yamuk olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şu arkadaki 8, bakın şurada 9, bakın şu. Şunu da saymayın. 10. Bu da yamuk olacak. 11. 12. 13. Tosun gibi hepsi her biri. 14. Bakın şöyle 15. Bakın şöyle 16. Bakın şöyle 17. Bakın şöyle 18. Şunları da saymak. Bunu sayabiliriz belki. 19. Bunu saymıyorum. Görüyorsunuz. Şunları zaten saymadım. En üsttekileri. Yani hep böyle. Ortam böyle. Siz de az önce bahsettiğim gibi şuraya attığım videoları izlerseniz bunları elde edersiniz. Arkadaşlar unutmadan şöyle göstereyim saydığımız bir yerde. Bakın bu aşamadan sonra artık bu tuttu. Her yer mal oldu. Her yer. Ne yapacağız? Faaliyetin daha çok şuralarda gezinmesi için faaliyetin. Bunların kafasını direkt alalım. Aslında farklı şekilde alıyoruz biliyorum ama az önce üreticimle konuştum. Abi bunu mümkün değil almazlar dedi. Ben de ona saygı duyuyorum. Bakın önceden bir kez almışız. Bunları alalım ki şu öne doğru gitmesin. Burayı bir temizleyelim arkadaşlar. 24 malı meyveyi nasıl hızlı bir şekilde olgunlaştırırız? Onun derdindeyiz ve burada gübreleme programlarını değiştireceğim. Onunla alakalı da yine şuraya attığım veya kapya veya biber hakkında her şey oynatma listesine bakabilirsiniz. Şimdi ben burada size başka bir şey daha göstereceğim. Bununla alakalı bir uyarı yapmıştım. Oraya doğru hem böyle bakarak yürüyelim. Bakın şöyle 12-14 santim uzunluğunda bir meyve bu. Çünkü bakın şöyle göstereyim. Parmağım şuraya kadar 7,5 santim. Şöyle göstereyim size. Görüyor musunuz? Çünkü nereden bu işi yaptım dersen. Bir tane alet beğendim. Çok hoşuma gitmişti. Onun da fotoğrafını bakın ekrana getiriyorum. Hobi bahçem için. Onu ölçerken maalesef metre yoktu. Parmağımı önce koydum.
Daha sonra da gidip ölçtüm. Bakın her yerde aynı sonucu yakalıyoruz. Her yerde. Her yerde, her yerde. Bir sıraya girip göstermiyorum size. Ve bakın şöyle görüyor musunuz? Burada belki şu kısımda 30 var. Az öncekinin daha yoğun çünkü burası ve daha fazla çatallanmış. Ama bakın bu adam ne yapmış biliyor musunuz? Bu adam, başka yerde de göstereceğim. Hep bağlamış. Kırılmasın demiş ya. Daha önce de çekmiştim buradan video. Bu işi yapan bir amcam var. Bir de bu abi diye bahsetmiştim. İşte bu abi burası. Bakın. Ve virüs oranımız burada sıfır arkadaşlar. Vallahi bak. Vallahi sıfır. Çeşit SF549. Virüs oranımız sıfır. Neden? Bakın. Nem. Nem abi. İstediğin zaman şap nem. Gölge gölge. Sperdesini daha yeni topladık. Geçen hafta. Ve sonuç şöyle görüyorsunuz. Bu. Yani devasa bir meyve yığını. Ve Allah izin verirse doğru gübrelemeyle, videolarında bahsettiğim biber hakkında her şey videolarına bahsettiğim doğru gübrelemeyle buradaki 25-30 meyveyi Allah izin verirse birkaç hafta içerisinde alacağız. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi bir sürü damlama var. 6 tane damlama var burada. Niçin böyle? Şuraya kadar bakın, şurada da sonlandırmışız. Burası çöküktü. Bildiğimiz çöküktü yani. Şöyle uçak uçuyordu, iniyordu böyle aşağı doğru. Buraya bunu çektik ve bitkiler bakın hepsi eşit oldu. Bir ara burası azıttı, fazla geldi. Şimdi meyveyi göstereceğim ama onunla bahsedeyim. Bakın hemen 4'e düşürdük. Normalde kaç tane var? Her tavada sizde maksimum 2 tane. Aralık 60 santim. Onunla alakalı da birazdan yeni bir video çekeceğim. Seri çekmeyi planlıyorum. Bakın 4'e düşürdük. Şimdi bakın arkadaşlar, görüyor musunuz sonucu? Vallahi çökmüş biberden böyle bir sonuç elde ettik. Ha ne oldu onlara göre? Öyleyse hep bir susuz bırakıp sonradan hareket ettirelim diye düşünebilirsiniz. Ne oldu biliyor musunuz? Buradaki hasatlarımız az oldu. Bitkiler bakın burada daha cılız. Diğer taraftaki bitkilere bakarsanız devasa bir hal aldı. Ama burada da bakın şu sonuçları yakaladık. Uygun bir işlemle yakaladık. Bakın burada yani o altılıya eklemediğimiz alanda bitkiler daha devasa. Köke bakın. Keser sapı kadar var. Şuralar çok daha kalın. Şimdi gidelim aynı mesafeden şöyle. Dur şöyle iyice göstereyim önce bittiği yere, bakın. Kalınlığı görüyorsunuz. Şimdi gözünüze bunu artık hayal edin, tutun. Ekranda da yapabilirsiniz gerçi bunu. Şimdi aynı mesafeden gidiyorum. Hiç ayağa kalkmadan yürüyerek. Bakın şurada aynı mesafede kalınlığı görüyor musunuz? Oraya göre oldukça ince. Neden? Hatta dal kaybolmasına rağmen daha fazla kalın olması lazım. Buralar ince. Bakın bu suyu eklediğimiz yerler. Çünkü buraya geç davrandık. Sebep o. Şimdi gidelim başka bir yerden daha. Sayalım. Daha sonra videoyu sonlandıralım inşallah. Evet arkadaşlar, burası biraz daha seranın doğusuna geldik. Hani dedim ya her yerde aynı. Orada 24-30 arası meyve saymıştık birkaç ağaçtan. Bakın Allah. Ulan ne adamım ben ya. Kesmeyeceğim burasını videonun. Bakın adamın bağladığı şeyi kopardım. Size göstereyim derken. Bakın böyle bağladı, görüyor musunuz? Yani her dalı bağladı kopmasın diye, ama işte ben kopardım maalesef. Üzüldüm de. Bakın bağlayarak bunları ayakta tutabiliriz. Bakın şuradakini bile bağlamış. Yani yapacağınız fazladan işlem size gelir olarak dönecektir. Bakın 1, 2, 3 tane meyveyi tutmuş. Aa bunu ben kapatalım. İteyim derken koptu. Vallahi bilgin olsun. İşte arkadaşlar dediğim gibi bu işlemleri yaparsanız kazanırsınız. Bir de şu anda yeniden göstereyim. Yapacağım işlem şu. Abi tepeyi şöyle alamayız dediği için düz alacağız mecburen. Çünkü biliyorsunuz hepiniz aynı şeyi yaşıyorsunuz. İşçi problemi her yerde var maalesef. Bu şekilde yapacağız. Az önce bahsettiğim gibi videonun başındaki işlemi gerçekleştirmiş olacağız. Hoşça kalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.